Game Pass'teki oyunların çok büyük bir kısmı hem Xbox'ta hem de PC Game Pass'te var. Ama bazı oyunlarda sadece konsol tarafındayken bazı oyunlarda sadece PC'de bulunmakta. İşte bugün Game Pass'i PC'de kullananlar için sadece onlara özel 13 oyundan bahsedeceğim. Buyurun bakalım. İlk iki oyun zaten herhalde herkesin ilk aklına gelen oyunlardır. Age of Empires serisinden Age of Empires Definitive Edition ve Age of Empires 4. Age of Empires 1, 1997 yılında ilk kez çıktığında strateji türüne büyük bir sıçrama yaşatmıştı. Oyuncular 12 medeniyetten birini seçerek kaynaklarını verimli kullanarak en üst noktaya çıkmaya çalışıyorlardı. Zaten size de bu oyunu anlatmama gerek yok. 2018 yılında oyunun Definitive sürümü yani Remastered sürümü çıktığında çok iyi eleştiriler almadı ama bir klasiği günümüz bilgisayarlarında oynamak isteyenler için kaçırılmaz bir fırsatta oldu. Age of Empires 4 ise başka bir hikaye. Hem bilindik hem de yeni mekanikleri oyuna başarıyla ekleyen 4. oyun, oyuncuları da eleştirmenleri de hayli memnun etti. Orta Çağ'ın karanlığından Rönesans'a kadar toplam 500 yıllık bir dönemi ele alan oyun PC Game Pass'te bedava sizi bekliyor. PC'ye özel Game Pass oyunları dediğimizde bu listede de bol bol strateji oyunu olması herhalde kimseyi şaşırtmaz. Bunlardan bir tanesi de kısa bir süre önce çıkan Humankind. Humankind'ı bir Civilization alternatifi olarak düşünmek yanlış olmaz. Kabilenizi taş devrinde mızrak taşır bir halde alıp 6 farklı zaman diliminde insanlarınızı tamamen kendi istediğiniz bir medeniyet haline getiriyorsunuz. Fakat oyunun gerçek dünya tarihine sadık kalmak gibi bir derdi olmadığı için sonuçta ortaya Maya kökenli bir İngiliz erken modern çağı gibi karışık medeniyetler de çıkartabiliyorsunuz. Zaten oyunun da en büyük iddiası bu farklı kültürel, teknolojik, dini etkenleri harmanlayarak her seferinde farklı bir medeniyet ortaya çıkartacak olmanız. Oyun şu anda Steam'de 300 TL, Game Pass'te ise bedava. Hem biraz eskiye gidelim hem de biraz strateji oyunlarının dışına çıkalım şimdi. EA Play oyunlarının Game Pass'e eklenmesiyle geçmişin pek çok taş gibi oyunu da sisteme eklenmiş oldu. Bugün bu videoda bahsetmeyeceğim Jade Empire, Dragon Age gibi oyunlar bu oyunlar içerisinde. Bugün bahsedeceğim ise bence gelmiş geçmiş en iyi Need for Speed oyunu olan Most Wanted. Oyunun komple DLC Bundle sürümü PC Game Pass'te oynanabilir durumda. Bana sorarsanız Most Wanted, Need for Speed oyunlarının tepe noktasıydı. Yeterli ölçüde bir hikayenin iyi bir oynanış ile bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştu ki bence bu denge sonraki Need for Speed oyunlarında bir türlü bu kadar iyi tutmadı. Sokak yarışlarında en dipten en tepeye gittiğiniz bu yarış oyunu tekrar oynanmaya değer. Bu videonun bir başka strateji oyunu da Crusader Kings 3. Fakat bu sefer farklı zaman dilimleri yerine sadece Orta Çağ'a odaklanıyoruz. Orta Çağ denince herkesin aklına Avrupa gelir ama oyun Afrika'dan Asya'ya ve Avrupa'ya kadar çok geniş bir coğrafyada geçiyor. Amaç elbette ki kendi krallığını kurmak ve hanedanlığının devamını sağlamak. Bunun için ister savaş, ister diplomasi kullan, ister entrika kur, sen bilirsin. Geçen sene çıkan Crusader Kings 3 bu derin oynanışı ile oyunculardan çok iyi tepkiler almıştı, onu da ekleyeyim. Şimdi bahsedeceğim oyun Dungeons & Dragons'un son zamanlarda en iyi uygulandığı oyunlardan biri olarak kabul ediliyor, Solasta. Sıra tabanlı bir RPG oyunu. Baldur's Gate gibi ama biraz daha küçük ölçeklisi demek yanlış olmaz sanırım. İşin güzel tarafı oyunun zorluğunu ve oyunun kurallarını dilediğiniz gibi değiştirebileceğiniz için daha önce bu türde bir tecrübeniz olmasa bile size uygun bir oynanış bulabilecek olmanız. Yani hep bu tür oyunlar oynamak istiyor ama bir türlü cesaret edemiyorsanız Solasta size uygun bir oyun. Elflerin kurduğu güçlü bir krallığın bilinmeyen sebeple yok olduğu bir dünyada bu sebebi bulup dünyayı kurtaracak bir ekibin parçası oluyorsunuz. Yani konu biraz klişe ama insan kurtaracaksa da dünyadan azıyla da yetinmemeli, öyle değil mi? Araya bir de indie oyunu atmak istedim ve işte Starbound. Hayatta kalma, açık dünya bir sandbox oyunu. Kendi dünyası bir saldırı sonucu yok edilince uzay gemisiyle başka bir gezegene giden ve burada hayatta kalmaya çalışan bir karakteri canlandırıyoruz. Gemimiz de arızalı üstelik ama onu onarıp galaksiyi keşfetmek de yine bizim elimizde. Diğer yandan isterseniz galaksiyi keşfetmek zorunda da değilsiniz. İsterseniz bir yerde kendinize bir çiftlik yapıp patates falan da ekebiliyorsunuz. Fakat bütün galaksiyi gezmek varken kim hayatını patates ekmekle geçirmek ister onu bilemem. Çünkü Starbound'un dünyası tonlarca keşfedilecek gezegen ve yer ile dolu. Oyun aynı zamanda online'da oynanabilir. Yani bu keyfe arkadaşlarınız da dahil olabilir. Şimdi bir kez daha biraz gerilere gidelim. Elder Scrolls Morrowind, Elder Scrolls serisinin rüştünü ispat eden oyundu. Ama aslında bir önceki oyun olan Daggerfall'un çalışabilir bir versiyonundan fazlası da değildi. Seriyi bir üst seviyeye çıkartan oyun ise Oblivion oldu. Ne hikmetse Morrowind ve Skyrim Xbox Game Pass'te varken Oblivion sadece PC tarafında mevcut. Eğer Skyrim'i beğendiyseniz ki ben beğenmeyen birini hiç görmedim ve eğer daha eski Elder Scrolls oyunlarına yetişemediyseniz bence mutlaka Oblivion'a bir bakmalısınız. Fırsat bu fırsattır. Bana sorarsanız gelmiş geçmiş en iyi RPG oyunlarından biri Planescape Torment'tir. Geçtiğimiz yıllarda Inexile, Planescape Torment'in ruhani devam oyunu olarak görülen Torment, Tides of Numenera'yı yaptı ve son derecede başarılı oldu. Daha doğrusu olmuş demeliyim çünkü ben de bir türlü cesaret edip bu oyunu oynayamadım. Tides of Numenera çok derin bir hikayeye sahip, hani roman gibi bir oyun. Bu nedenle de içinde bir roman kadar da okunacak metin var. Uzun uzun tasvirler, uzun konuşmalar ve elbette Türkçe desteği ve yaması da maalesef yok. Ama yine de PC Game Pass ile bedavaya gelirken bu oyunu da indirip bir bakmak lazım. Bir kere sardı mı muhtemelen başından kalkamayacaksınız. Geldik videonun son strateji oyununa. Bu videoda başka hiçbir videoda olmadığı kadar çok strateji oyunundan bahsettim. Çünkü PC'nin en büyük farklılığı da bu oyunlarda ortaya çıkıyor. Şimdiki oyunumuz da Europa Universalis 4. İsmi bile sanki doktora tezi gibi. Aslında bu oyunda Crusader Kings gibi Paradox Interactive tarafından yapıldığı için görsel olarak ona çok benziyor. Bu oyunda da tarihin biraz daha ileri bir vaktinde Rönesans'tan erken modern zamana dek toplam 400 yıllık bir zaman diliminde kendi imparatorluğumuzu kurmaya çalışıyoruz. Oyun aslında biraz eski tarihli, 2013 yılında çıktı ama sonuçta çoğunlukla harita üzerinden oynandığı için grafiklerinin sizi üzeceğini pek sanmam. Pek bilinmeyen bir konu Game Pass'te Game Preview adlı bir erken erişim sistemi oldu. Bugün bahsetmek istediğim Everspace 2 de işte erken erişim oyunlarından biri. Geçenlerde Star Citizen videosunu yaparken Everspace'ten kısaca bahsetmiş ve güzel ama harika bir oyun olmadığını söylemiştim. Pek çok kişi de buna itiraz etmişti. İşte o oyunun devamı Everspace 2 sadece PC Game Pass'te erken erişimde bulunuyor. Oyun tek kişi oynanan bir uzay simülasyonu. İçinde hem uzay savaşı, hem ticaret, hem keşif, hem gemi geliştirme, hem madencilik ve üretim, hem de hikaye var. Yani bir uzay simülasyonundan bekleyeceğin her şey var, bir tek multiplayer yok. Ama zaten Star Citizen gibi bir oyun varken ona ne gerek var ya, öyle değil mi? Bugün bu videoda bahsedeceğim sadece PC Game Pass'te olan son iki oyun bir serinin Fallout'un ilk iki oyunu Fallout 1 ve Fallout 2. Fallout günümüzde Bethesda sağ olsun son derece aktif tutulan, gündemden pek düşmeyen bir oyun. Fakat şu an yapılmakta olan Fallout'lar da serinin ilk iki oyunundan çok farklılar. Evet, görsel olarak sizi şu anda biraz üzebilirler, sonuçta 20 sene önce yapılmış oyunlar ama RPG elementleri bakımından hala günümüzün pek çok oyununa da taş çıkartırlar. Sonuçta oyun bir tık uzağınızda. Fallout'un geçmişinde ne varmış öğrenmek için ya da belki de bu mu be o kadar övülen oyunlar demek için bile denenebilir. Hazır Bethesda'da Microsoft tarafından satın alınmışken keşke şu oyunlarda bir elden geçse, hatta remake'i yapılsa. Kim bilir, vardır belki de böyle projeleri. Evet, bugün sizlere sadece PC Game Pass'te bulunan oyunlardan derlediğim bir video yaptım. Şu da vardı dediğiniz oyunları da siz yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.